در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. İran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Sami emri verdi. Tahran aylardır beklenen misillemesini yaptı. İsrail'e füze yağdırdı. İran'ın çeşitli noktalarından fırlatılan füzeler İsrail'in tamamını hedef aldı. Ancak füzeler çoğunlukla Tel Aviv ve çevresine gönderildi. İsrail'deki askeri hedefler füze yağmuruna tutuldu. İran, İsrail'e yönelik misillemesinde 500 füze kullanıldığını, İsrail ise 180 ila 250 füze fırlatıldığını belirtti. 12 dakikada İran'dan İsrail'e ulaşan füzeler büyük bir hızla İsrail topraklarına düştü. Nisan ayındaki saldırıdan farklı olarak İran, balistik füzelerin yanı sıra hipersonik füzeler de kullandı. İran füzelerinin İsrail semalarını kapladığı o anlar kameralara yansıdı. Hava savunmasını aşarak İsrail'e isabet eden füzeler benzeri görülmemiş görüntüler ortaya çıkardı. İran füzeleri birçok noktaya isabet etti. Tel Aviv'den füze saldırısının neden olduğu hasara dair görüntüler geldi. Saldırıda yaralananlar oldu. İsrail sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Füzelerin düştüğü yerlerde dev kraterler oluştu. İsrail hava savunmasının müdahale ettiği bazı İran füzeleri de işgal altındaki Batı Şeria topraklarına düştü. İran saldırısında tek can kaybı vurulan bir füzenin parçasının Batı Şeria'da bir Filistinlinin üzerine düşmesiyle oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde bazı noktalara vurulan füzelerin parçaları düştü. İsrail'e yönelik füzeli misillemenin ardından İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri, İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde bu geceki operasyon daha da büyük bir genişlikte tekrarlanacak dedi. Devrim muhafızları ve İran'ın silahlı kuvvetleri bu operasyonu kat kat yoğunlukta tekrarlamak için hem savunma hem de saldırı olarak hazır. Delirmiş olan Siyonist rejim Amerika ve Avrupa tarafından kontrol altına alınamazsa ve bu tür suçları sürdürmeye veya egemenliğimize veya toprak bütünlüğümüze karşı herhangi bir şey yapmaya niyetliyse bu geceki operasyon çok daha büyük bir genişlikte tekrarlanacak ve tüm altyapılarını vuracağız.